Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Diyerek hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Hem küresel piyasada hem de kripto para piyasasında sıkıcı süreç devam ediyor uzun zamandır yatay hareketliklerle devam ettiğimiz alanın dışına çıkmadığımızı görüyoruz. Burada özellikle Bitcoin tarafında günlük anlamda bir seviye vermiştik. 27400 ile 27600 bandı aralığındaki direnç alanı bizim için gerçekten önemliydi. Ee, ve bu alanda iki önemli ortalamamız da bulunuyordu ve aslında şu gün içerisinde yaptığımız hareketliğe baktığımızda dün itibariyle kapanışın yine e, bu bandın altında geldiğini ve bu alana bir retest hareketi geldiğini ve ardından bugünlük Bugünkü harekette de bu geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta neresi derseniz bence burada 26.700 bandına dikkat etmek lazım. Buranın altındaki günlük kapanışı bizim için 25.000 bandı potansiyelini daha da güçlendirecektir. Ki zaten 30.000'den beri konuştuğumuz yer 25.000 bandı arkadaşlar. 25.000 bandına kadar bu alanda ciddi anlamda yüklü bir alıcı baskısı bulmamız zor duruyor. Umarım bu istediğimiz hacimli yükseliş hareketlerine, hacimli yukarı yönlü hareketlere 25.000 bandında erişiriz. O zaman ee, dediğim gibi bu hareketlere erişemezsek daha aşağı seviyelere iğne hareketler görme potansiyelimiz artmış olacak özellikle haftalık bazda burada iğne şeklinde hareketlerin olma potansiyeli oldukça yükselmiş olacak bizler için. Daha öncesinde bu hareketliği nerede görmüştük? Biz hatırlarsanız şu alanda görmüştük. Bu alanda bir alçalan dip gelmedi. Lakin 22.000 altında nereye kadar bir düşüş hareketi gördük? 19.500'lü banda kadar bir düşüş hareketliği gördük. Yani bu alanda aslında 3.000 dolarlık daha bir kayıp olsa da hafta içerisinde hafta kapanışlarında bu 3.000 dolarlık fark kapandı ve yükselen tepe şeklinde devam etti grafiğimiz. Yine bu alanda dikkat etmemiz gereken husus neresiydi bizim için? Şu alanda çizgi grafiğinde alçalan dip yaptık. Hareketler hacimsiz olmasından kaynaklı. Bu alanda bir kalıcılık bekleme beklemeyebiliriz dedik. Hatta bu alanda risk alınabilir diye konuştuk. Lakin Burada 25.000'in kaybı bizim için buradaki kayıpla bir tutulamazdı arkadaşlar. Neden? 25.000 bandında ciddi anlamda önemli ortalamalarımız var. Önemli destek hatlarımız var. Bundan kaynaklı 25.000 bandının şu anda günlükte dahi korunması bizim için oldukça kritik önem arz etmekte. Çünkü eğer bu bandı kaybedersek aşağıda tekrardan 18.800 bandına kadar bir geri çekilme potansiyeli doğrudan masaya girmiş olacak bizler için. Evet onun dışında bitcoin tarafında bizim için kritik seviye neresi dersek yükselişte Bu anlamda e, günlük anlamda verdiğimiz seviye yani 27.700 bandının Yanlış vermiyorum değil mi? Dur hemen tekrardan grafiği açayım bak Soru işareti kalmasın Hop. Aynen öyle 27.600 bandı 27.600 bandının üzerinde bir hareketlik görmemiz lazım günlük anlamda ve haftalıkta arkadaşlar tamam içimiz rahat etsin diyeceğimiz seviye neresi olur derseniz orası da arkadaşlar bizim için 29.250 dolar 29.250 dolar üzerinde bir hafta kapanışı gördüğümüz anda Özellikle şu haftalıkta bahsetmiş olduğumuz geri çekilme riski tamamen ortadan kalkmış olacak. Ve burada çok net güzel bir dip yapmış olacağız. Ve bundan sonraki süreçte şu alanda oluşturduğumuz dip seviyesini stop konumu olarak belirleyerek alımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Evet günlük anlamda ve haftalık anlamda aslında değişen çok da bir durum yok. Yukarı yönlü 27600 bandının kırılması şu anda bizim ilk takip edeceğimiz seviye. E onun dışında şöyle 4 saatlik tabloya baktığımızda neler görüyoruz? Bu alanda aslında fake out'ların geldiğini söylemek mümkün. Burada bir yükselen tepeden sonra ee, direnç alanına gelmesinden ötürü bir ciddi kayıp yaşandı. Burada kapanışlara ta, kapanışları takip edecek olursak 26.600 bandı yine burada da kritik öneme sahip. Bu yüzden hızlı bir toparlanma süreci görmemiz gerekiyor. Şöyle bir düşüşlerdeki hacmi de baktığımız zaman gerçekten yükselişten ziyade düşüş anlamında hacimlerin çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ortalamaların altına da hızlı bir kayıp yaşamışız. Bundan kaynaklı bu alanda düşüşün devam etmesi olasılığı daha yüksek duruyor arkadaşlar. Net şekilde bunu dile getirmek gerekiyor. Şu anda evet bir destek konumundayız. Önemli bir kritik eşikteyiz aslında. Lakin bu alanda dediğim gibi kapanışların özellikle 26600 altında gelmesiyle birlikte buradaki hareketliliklerin aşağı yönlü yaşanması daha olası duruyor şu anda diyebiliriz yani bitcoin için şu anda ekstra bahsedebileceğim bir şey var mı yok hızlıca isterseniz dominans grafiğine değilim dominans grafiğinde durum nedir dominans grafiğinde de şu anda arkadaşlar henüz bir yükseliş emaresi yok burada 48 16 bandının üzerinde bir günlük kapanışla birlikte daha hızlı bir yükseliş hareketliği bekleyebiliriz bu da altcoin yatırımcısı için daha üzücü haberler olacak ee, daha öncesinde defalarca söyledim açık net söylüyorum arkadaşlar burada 47 bandının altına bir Dominans kapanışı gelmediği sürece ciddi bir beklenti içerisinde olmayın altcoin yatırımcısı. Bu yıl içerisinde ciddi anlamda aradığını bulamayabilir. Bunu net şekilde daha öncesinde ifade ettim ve yine ifade ediyorum. Hatta yılbaşından beri Bitcoin alın, altcoin almayın. Bitcoin alın, altcoin almayın. Altcoin'leri her düşüşte bir iki tane şek alacak şekilde ayarlayın. Yeni yap, dip yapmış altcoin'leri değerlendirin diye defalarca uyardım. Yine uyarmaya devam ediyorum. Altcoin yatırımcısı beklediğini bulamayabilir bu yıl sonuna kadar. Evet. Devijons grafiğinde geri çekilmeye devam ediyor. Burada kapanışların 33.000 altında kalması kritik bir önem arz ediyor bizim için. Ee, burada kapanışların arkadaşlar mutlaka ama mutlaka 33.000 üzerinde kalması lazım. Yoksa günlükte yeni bir diple birlikte burada daha aşağılara hedefleyeceğiz ki bu da tabii ki kripto para piyasasında oldukça negatif etkileyecektir. Bu alanı iyi takip etmemiz gerekiyor. Dolar endeksi kritik. Dolar endeksindeki yükseliş trendi net şekilde devam ediyor. Burayı daha öncesinde de uyardım zaten. Ee, şu anda 105.50 50 Bizim potansiyel hedefimiz konumunda bu banda doğru hareketliliğin devamı bizim için beklenebilir diyebiliriz. Haftalıkta şu kapanış zaten bizi burada sıkıntıya sokan kapanış oldu. 101.80'in üzerinde bir kapanış yaptık ve artık dolar endeksinde tekrardan bir yükseliş hareketliği geldi. Şimdi bizim için şu hareketliğin gelmesi önemli olacak. Burada 105.50 bandı 106 bandlarına geleceğiz ve burada bir ikili tepe oluşturmasını bekleyeceğiz. Buradan geri çekilme ile birlikte ikili tepe arkasından ikili tepenin de kırılımıyla birlikte aşağı yönlü piyasaların kusması diyebiliriz. Hatta Hatta bak bu alanda şunu dahi oluşturmasını öngörebiliriz. Şu alanda bir ayı bayrağı var diyebiliriz. Şöyle bir kırılımla birlikte de burada 101 bandının kırılımıyla birlikte belki de 90 bandına kadar bir gevşeyen dolar endeksi göreceğiz ki bu da önümüzdeki yıl için ee ciddi anlamda büyük bir rally hareketi anlamına geliyor. Tabi burada haftalık grafik olduğu için arkadaşlar şuradan ee şu banda doğru bir geri çekilme yani burada tekrardan 101'li bandlara gelmemiz bile aslında bizim için 2023'ün sonlarına denk geliyor. Böyle bir tabloda dediğim gibi ee 90'lı bandlara düşmemiz demek ee bir yıl kadar bir zaman alması oldukça olası. Evet. Ethereum tarafında ekstrem bir hareketlilik yok. Benim için hala en ideal alım konumu burada 1540 bandı. Tekrardan yatırım yapmak isteyenler için. Daha öncesinde de zaten kademeli alım için 3 seviye paylaşmıştık. 1000 dolar 800 dolar ve 600 dolar şeklindeydi. Burada özellikle dediğim gibi 1000 dolarlık alımlar gerçekleşti de 800 dolar ve 600 dolarlık alım seviyelerini vermedi. Şimdi burada bir alım seviyesi belirleyecek olursak buradan sonra e, 1500 dolar bandı bizim için en ideal alım noktası olacaktır. 1540 dolar çünkü bu anlamda en önemli destek hattımız olacak. E, Euro dolar partisinde burada yükseliş trendi korunsa da haftalıkta günlük anlamdaki kayıplardan kaynaklı bir geri çekilme potansiyeli devam ediyor. Burada özellikle geri çekilmelerde de 1.05'li bantların görünmesi olası duruyor. Altın tarafında ciddi bir problem yok. Lakin şu kapanış beni tedirgin etti. Daha öncesinde de geçtiğimiz hafta söyledim. Burada özellikle hadi bir tık daha risk alalım dersek 1960 bandını takip etmemiz lazım. 1960 bandı altındaki kapanışlar bizim için büyük bir sıkıntıyı beraberinde getirebilir arkadaşlar. Özellikle 1800'lü bantlara doğru tekrar bir hareketlik beklenebilir ki o da altın tarafında aslında şu son süreçteki karlılığın tamamen erimesi diyebiliriz. Hatta böyle 2 yıl, yıllık süreç içerisinde hiç hareket etmemiş bir altın grafiği anlamına gelecek. Nasdaq tarafında aslında şu anda pozitiflik sürüyor. Bu alanda bir sıkıntı yok. E, bu bizim tutunabileceğimiz bir veri olabilir. Doğalgaz tarafında günlük anlamda şöyle bir tabloya baktığımızda 240 bandını kaybettik. 240 bandının kaybıyla birlikte burada tekrardan direnç görevi görecek. 240 bandının üzerine atmayı başarabilirsek, dediğim gibi buradaki pozitifliğin devamını konuşabiliriz. Lakin şu anda bir alçalan dip yapmadık. Bundan kaynaklı bu alanda pozitifliğin devamı bizim için e, hala daha büyük olasılık diyebiliriz. Gümüş tarafında ekstra bahsedeceğimiz bir durum yok. Altını şu anda takipçisi niteliğinde değerlendirebilirsiniz. Market cap'lerimizde bir problem yok. Dolar TL tarafında e, burada sert hareketlilikler yaşanıyor. Dediğim gibi seçim artık birazcık daha e, yönünü belli etti. Bundan kaynaklı bu dolar TL'deki hareketlik yukarı yönlü devam etmesini bekleyeceğim ben de. E, nereye kadar gidebiliriz den. Dediğim gibi ilk etapta 22 bandıydı. Buradaki e, politikaların devam etmesiyle birlikte hani 25 bandı sonuna kadar da yol almamız oldukça olası yani bu alanda 30 bandına ulaşmasını beklemiyorum ee, ama 30 banla doğru e, yaklaşacak hareketler beklenebilir yani 27'lere kadar gitmesinde e, şu anda bir e, sıkıntı yok diyebilirim yani şu anda önünde bir engel yok demem daha doğru olur yani 27 bandı e, bu alanda ufukta görünüyor olası güzel senaryoda yani olası muhtemel senaryoda da 24-25 bandları şu anda bizim için e, bu yıl içerisinde beklenen hedefler doğrultusunda. Onun dışında ekleyebileceğim çok da ekstra bir şey kalmadı arkadaşlar. Biz tarafında da bu alanda 4000 bandı kritik eşikte devam ediyor. Açıklama kısmında Quantfile linki var. Herhangi bir şekilde işlem ücreti, komisyon ücreti yönlemeden altın ve doğalgaz alabileceğiniz platform burası. Özellikle doğalgaz tarafında çok soru geliyor. Buraları değerlendirebilirsiniz. Ekstra ekleyebileceğim şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.